Evet, yeni kuşaklar çalışmayı sevmiyor. Sahip oldukları bu tavrının ekonomik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere üç temel nedeni var. İnsanları beklenti ve umut motive eder. Gelecekte sahip olacağımız şeyleri düşünerek bugün karşımıza çıkan zorluklara karşı sabır gösteririz. Uzun seneler çalışsa dahi mevcut gelirinde çok büyük değişimler olmayacağını ve sahip olduğu kazançla ev, araba gibi şeylere ulaşmasının mümkün olmadığını düşünen Z kuşağı, kısa vadeli işler ve kısa vadeli tatminler peşinde koşmayı seçiyor. Pahalı bir telefon almak ve tatili parası biriktirmek için çalışmak gibi. İkinci neden psikolojik. Z kuşağı kendini özel hisseden bir kuşak. Han Niyet Biyeçki'nin meşhur kitabı Hello Am Special. Merhaba ben özelim de anlattığı tipler onlar. Bu özel hisseden insanları klasik şirket modellerinde ve katı hiyerarşiye dayanan liderlik ilişkileri içerisinde tutmak zor. Emir azar, eleştiri, hizaya sokma gibi eski tip liderlik alışkanlıklarına karşı ciddi tepkiler gösteriyorlar. Üçüncü neden sosyolojik. Ancak sosyolojik boyut biraz daha karmaşık. Anthony Klotz'un isimlendirmesiyle Great Rating yani pandemi sonrası başlayan işi ve hayatı sorgulama modası birçok insanda ömrünü şirketlerde çalışarak geçirme fikrine karşı soğukluk yarattı. Diğer sosyolojik faktör Ralph Hayes'in koyduğu isimle post-truth age yani hakikat sonrası çağ. Hakikat sonrası çağın bir çocuğu olan Z kuşağı vaatlere, büyük anlatılara ve uzak ödüllere inanmıyor. O kadar çok değişime ve yalana maruz kaldılar ki hiçbir şeyin inançları kalmadı. Tabii ki şirketlere de. Üçüncü sosyolojik gerekçe James Cascio'nun tanımladığı Uncertain Times yani belirsiz zamanlar. Her şeyin çok hızlı değiştiği ve kimsenin yarını kestiremediği bir çağda yaşayan Z kuşağı İçgüdüsel olarak büyük planlardan ve büyük bağlılıklardan uzak duruyor. Dördüncü sosyolojik neden bu kuşak yazar Andy Moxon'un tanımlamasıyla The Generation of Now yani şimdi kuşağı. Her şeyi hemen istiyor, geleceğin pazarını yapmıyor, şimdiye ve ana bakıyor. Yaptıklarının etkisini hemen görmek ve karşılığını hemen almak istiyor. Beşinci ve son sosyolojik özellik Fransız yazar Guy Debord'un isimlendirmesiyle gösteri çağı. Large du spectacle. Gösteri çağıran çocukları hem kendisinin hem yaptığı işin hem şirketinin sahne önünde olmasını istiyor. Görünür olmayana inanmıyor. Onlar görünüyorum o halde varım çağıran çocukları. Şirketlerin ekonomik, psikolojik ve sosyolojik gerçeklere göre yeniden dizayn edilmesi onların gelecekleri için çok önemli. Eğer bu kuşağı sorun yaşamadan yönetmek istiyorlarsa liderlik yaklaşımlarını bu saydığım özellikleri kapsayacak şekilde genişletmeleri gerekiyor. Şirket yönetimlerinin kavraması gereken stratejik gerçek şu. Çalışma ilişkilerini ve liderlik yaklaşımlarını değiştirmek şirketler için artık bir opsiyon bir nice to have değil. Bir sorumluluk. Siz de yeni kuşaklara uygun bir insan yönetim kültürüne sahip olmak istiyorsanız bilgiyetartakonsult.com adresinden benimle temas kurabilirsiniz.